çok sevilen Tanrı'nın dostusun sen. Tanrı'nın sevgisini öğrenmek için minik kente gel. Gel, gel, gel. Günaydın bütün minik kent izleyicileri. Hepiniz bu sabahta minik kente hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizden bir dua isteğim var. Sanki bugün yüreğimin o kadar da temiz olmadığını hissettim. Yani sanki yüreğimde Tanrı'yı hoşnut etmeyen bazı düşünceler, aklımda bazen onu pek sevindirmeyecek böyle düşünceler ve fikirler olduğunu fark ettim. Mesela arkadaşlarımla bir şeyleri paylaşırken biraz zorlanıyorum. Ya da mesela eğlenmek yerine gidip birini teselli etmek bana biraz zor geliyor. O zaman bu düşüncelerin Tanrı'dan olmadığını biliyorum. Ve bu düşüncelerin temizlenmesini ve değişim konusunda kararlı olmak istiyorum. Bu konuda Nora ablanız için dua eder misiniz lütfen? Ama zaten aslında bu konuda Tanrı'ya kendim söylediğim zaman onun benimle ilgilendiğini biliyorum. Ama ne kadar çok kişiden Tanrı'ya dua giderse bu o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bugün Kutsal Kitap bu konuda sizce bize bir şey söylüyor mudur? O zaman hadi gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar, evet, şimdi geldik Tanrı'nın sözüne. Hadi bakalım tekrar ayetimizi birlikte okuyalım, görelim. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Öyleyse minik dostum, aslında bu bir mezmurdur. Ve mezmur genelde Tanrı'ya giden dualar ve Tanrı ile konuşmaktır. Ve bu mezmurların çoğunu da Davut yazmıştır. Davut hayat boyunca birçok farklı yoldan geçmiştir. Bazen çok güzel, bazen ise çok zor. Ama hep Tanrı'ya yakarmıştır. Bu yüzden Davut'un bile yüreğinin kirli olduğunu düşündüğü zamanlar vardır. Yani iyi olmayan düşüncelerle dolu. Bu yüzden sevgili arkadaşım, işte tam da bu yüzden Tanrımıza temiz bir yürek için dua edebiliriz. Şimdi gel, eğlence zamanı, güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından Zi Seç Birini bölümünde harika bir soruyla karşınızda olacağız. You're watching Hoopla Kids. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray! If you're happy and you know it, say hooray. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray! If you're happy and you know it, say ooh ooh. If you're happy and you know it, say ooh ooh. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say ooh ooh. If you're happy and you know it, say bow wow. Bow wow. If you're happy and you know it, say bow wow. Bow wow. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say bow wow. Bow wow. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say bow wow. Bow wow. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say ooh. Ooh, ooh. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü bugün yine çok kararlı ve çok iddialıyım. Kesin doğru cevap vereceğim. Peki sen buna hazır mısın? O zaman hadi bakalım, gönder sorumu, gelsin Zi.
Ebru sanatı Avrupa'da Türk kağıdı olarak bilinir. Doğru mu? Yanlış mı? Zil, bu sorunun cevabını çoktan bildim bile. O zaman önce gel birlikte sorumuzu tekrar okuyalım. Sonra üzerine eğer sen de hazırsan doğru cevabımı söyleyeyim. Ebru sanatı Avrupa'da Türk kağıdı adıyla bilinir. Doğru mu yanlış mı? Zil, daha önce hiç Ebru yaptın mı? Çünkü ben daha önce Ebru yaptım ve çok eğlenceli bir şey. Kocaman böyle bir kabın içine diyebilirim. Aslında biraz tepsiye de benziyor. İçine bir kağıt konuluyor ve fırçayla böyle fırçaya böyle parmağımızla pıt 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 vurarak harika resimler elde edebiliyoruz. Ve sonra onun içinde, suyun içinde ona şekil verebiliyoruz. İnanılmaz eğlenceli bir şey. Peki Avrupa'daki adına gelirsek Türk kağıdı olarak bilinmesi konusunda evet katılıyorum. Yani buna cevabım doğru. Hadi görelim acaba gerçekten bilmiş miyim? Evet doğru cevap Nora abla. Seni tebrik ediyorum. Harikasın. Yaşasın. Doğru cevap vermişim. Biliyordum zaten. Ama tabii ki bir de bu kısmın bilgisini senden öğrenmek isterim. Lütfen bu konudaki bilgini bizimle paylaşır mısın Zihi? Ebru sanatının uygulamasında özel olarak hazırlanmış su vardır. Fırça ve yardımcı aletlerle bu suya desen yapılır. Ardından bu desen bir teknikle kağıda aktarılır. Yüzyıllar öncesinden gelen bir sanattır. Günümüzde pek yaygın olmasa da çok değerlidir ve bize özgüdür. Avrupa'da Ebru sanatına Türk kağıdı ismi verilmiştir. Gerçekten çok etkilendiğimi söylemeliyim. Çünkü Ebru sanatını çok ama çok seviyorum. Aranızda yapanlar var mı? Eğer yapanlar varsa yaptıklarınızın fotoğrafını çekip bize gönderebilirsiniz. Şimdi birlikte tapınma zamanı ve ardından Tanrı'nın sözünde yeniden buluşuyoruz. Ben de çok iyiyim çünkü birazdan söyleyeceğin ilahinin sözlerini gördüm. Şöyle diyor, hiçbir şey alamaz ki benden sendeki sonsuz sevincimi. Sendeki sonsuz sevincimi derken kimdeki sonsuz, sendeki sonsuz sevincimi mi? Bendeki yok, o geçici sonsuz oluyor. Sonsuz değil miydi? Bendeki diyor, öyle sonsuz sevinci olmuyor. Tamam. Kimin? İnsandaki sevinç sonsuz olmuyor ama Rab'deki sevincimiz sonsuz olabiliyor. Ha, tamam, şimdi anladım Rab'deki ya. Rab'deki sonsuz sevincimizi hiç kimse ya da hiçbir şey alamaz bizden. Süper o zaman, zaten devamında da şey diyor. Dans ederim senin önünde, dudaklarımda ezgilerle. Evet, o çünkü zaman o kadar büyük bir sevinç veriyor ki Tanrı bize, dans etmeden duramıyoruz. Davut'u hatırlıyor musun? Tanrı'nın önünde nasıl sevinçle dans ediyordu, oynuyordu, hiçbir şeyi hiç kimseyi umursamadan. Bizim de böyle Davut gibi utanmadan, sıkılmadan, kimse insanlar ne der diye düşünmeden Tanrı'nın önünde sevinçle tapınabiliriz, dans edebiliriz. Gerçekten çok güzel. Ben aslında çok iyi dans edemediğimi düşünüyordum bazen ama o zaman sevinçle şimdi böyle sana dans bir şey edeceğim. Söyleyeyim mi? Tanrı asla nasıl dans ettiğimize bakmıyor. Yani bununla ilgili yeteneğin var mı, yok mu, eğitimin var mı? Hiç ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor biliyor musun? Neyle? Senin yüreğindeki o sevinç ve dans etme arzusu, onu övme isteğinle o kadar çok ilgileniyor ve mutlu oluyor ki bundan. Çok güzel yani bir haber bu. Yani sen mükemmel oynamayabilirsin ama bunun için utanmana gerek yok. Tanrı bundan zevk alıyor. Tamam, o zaman ben birazdan seninle ilahi söylerken ben dans belki edeceğim. Belki dans edebilirsin. Şöyle böyle dans edeceğim. Arkadaşlar tamam, siz de istediğiniz gibi dans edin. Çünkü Tanrı bundan çok hoşnut oluyor. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
ilahi o kadar güzel bir ilahi ki bunu her çaldığımda diyorum ki keşke bunu çalmasam da oynasam onun yerine. Keşke dans edebilsem, hem çalıp hem oynayabilsem. Evet, keşke ben de gitar çalabilseydim, Selin ablanızı oynarken görseydik. Ama maalesef yapamıyoruz. Ben dans olsun, ettim senin yerine. Elimden geldiğince şöyle omuzlarımı oynatmaya çalıştım. Oturduğum yerden de oynamaya çalıştım. Ama eminim ki arkadaşlar bol bol zıplamalı danslar etti diye kesinlikle düşünüyorum. Selin ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Hem gitar çaldığı için hem de bize uzak omuz dansı yaptığı için. Çok teşekkür yani, ediyoruz sana Selin. Ne demek. O zaman bizden bu kadar yine. Evet, görüşürüz. Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Şimdi seninle beraber İbrahim'in hikayesinde uzun bir yolculuğa çıkacağız. Aslında İbrahim'in yolu uzundu. Çünkü aslında Tanrı ona Harran'dan kalk ve benim sana göstereceğim yere git dediğinde bile İbrahim zaten uzun bir hayat yaşamıştı. Bunu söylediğinde İbrahim 75 yaşındaydı ve eşi Sara'yla birlikte uzun bir yol gittiler. Gittiler üstelik nereye gideceklerini bile bilmeden. Ve sonunda Tanrı onlara itaatlerinden dolayı bir sürü vaat verdi. Şurada gördüğün yerlere bak. Bunların hepsini sana vereceğim. Bu bölge hepsi sana ait olacak. Ve çok bereketleneceksin dedi. Ve gerçekten Tanrı sözünü tuttu. Ve sonra minik dostum aynı zamanda onlara bir bebek vaadi vermişti. Çünkü İbrahim ve Sara neredeyse dedelerimiz ya da anneannelerimizin yaşındayken çocukları yoktu. Ve belli bir yaşa geldikten sonra çocuk sahibi olmak imkansızdı. Anne baba değil ancak dede, anneanne ya da babaanne olunabilirdi. Peki gerçekten İbrahim'in hikayesi de böyle miydi? Hadi gelin izleyelim ve üzerine konuşalım. İbrahim, Tanrı'ya itaatiyle bilinen sevgili İbrahim. İbrahim'e Tanrı yeni bir isim vermişti. Bundan sana daha önce bahsetmiştim öyle değil mi? İbrahim'in ismi yüce baba anlamına gelirken aslında Avramken ismi, Tanrı ona İbrahim ismini verdi ve ona çokların babası ismini verdi. Eşi Saray artık çok yaşlanmıştı ve gerçekten artık bir çocuk sahibi olacağına inanmıyordu. Ama Tanrı ona merak etme Avram, sana bir bebek vereceğim. Şu gökyüzüne bakar mısın? Hadi bakalım eğer kolaysa yıldızları say bakalım bana dedi. Yıldızları saymak sizce mümkün mü? Baktıkça çoğalan yıldızları saymak bence imkansız. Ve tabii ki İbrahim yıldızları sayamadı. Tanrı dedi ki işte İbrahim soyunu böyle çoğaltacağım. Ve aynı zamanda Tanrı ona şöyle söyledi. Bundan sonra eşinin ismi Saray değil, Sara olacak. Çünkü Sara prenses demek anlamına gelir. İşte Tanrı İbrahim ve Saray'la yeni bir anlaşma yaptı ve onlara bir bebek vereceğini söyledi ve gerçekten verdi ve soyunu çok çok çoğalttı minik dostum. Bunun sonunda aslında Tanrı'nın vaadini görebiliriz ama ondan önce İbrahim'in Tanrı'ya olan itaatini görebiliriz. İbrahim çocuk sahibi olduğunda belki de 100 yaşındaydı ve eşi de aynı şekilde. Gerçekten bu bir mucizeydi ama İbrahim Tanrı'ya inanmayı seçti ve Tanrı söz verdiğinde neler gerçekleştirebileceğini gördü. Tıpkı bizim de hayatlarımız gibi. Tanrı bize bir konuda söz verirse kesinlikle tutar ve kutsal kitap Tanrı'nın verdiği sözlerle doludur. Bu yüzden bir sonraki Minikent programına kadar Tanrı'nın verdiği sözlere sıkıca sarılın. Bir sonraki Minikent'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen çok sevdin.